Ne zaman bir Sıla Yolu videosu paylaşsam veya Sıla Yolu'nda, uzun yolda, yollarda canlı yayın yapsam en çok sorulan sorulardan bir tanesi, neden bu güzergahı tercih ettin? İkincisi de hangi güzergahı tavsiye edersin? İkinci soru sadece uzun yol videoları veya yol videolarının altına değil, bütün videolarımın altına yazılıyor. Bütün videolarımda soruluyor. Hatta Instagram'dan, Facebook'tan özelden yazanlar, soranlar oluyor. İşte şuradan yola çıkacağım veya şu tarihte yola çıkacağım, bana hangi güzergahı önerirsin, hangi güzergahı tavsiye edersin şeklinde çok soru alıyorum. Güzergahlarla ilgili daha önce defalarca videolar da yaptık zaten. Sıla Yolu güzergahları ile ilgili her yıl yapıyoruz bir video. Yenilikler oluyor, değişiklikler oluyor. Bu sene de 2023 yılında da yine Sıla Yolu güzergahları ile ilgili bu videoyu yapıyorum. Açtım önümde, şu anda harita üzerinden her şeyi anlatacağım. Edindiğim bütün tecrübeleri, kafamda olanları, öğrendiklerimi, yolda öğrendiklerimi burada harita üzerinde göstereceğim. Önce ilk soruyla başlayalım. Neden bu güzergahı tercih ettin sorusu. Özellikle yollardayken ya veya işte bir Sıla Yolu yaptıktan sonra, o uzun yol videosunu paylaştıktan sonra altına gelen sorulardan bir tanesi, neden bu güzergahı tercih ettin? Ya da neden orayı tercih etmedin, burayı tercih etmedin? Neden yolu uzattın? Neden işte buradan geçtin, bu kapıdan geçtin gibi sorular geliyor. O videoda veya o canlı yayında o yolu tercih etmemin sebebi, bir önceki yolculuğumda başka bir yolu tercih etmiş olmam ve bir sonrakinde de başka bir yolu tercih edecek olmam. Çünkü ben bu kanalda, Mehmet Asır kanalında her türlü güzergahtan Türkiye'ye gittim. Her türlü güzergahtan geri döndüm. Uçakla da gittim, gemiyle de gittim, arabayla da gittim. Bir tren kaldı şu ana kadar. Bu videoyu çektiğimde hala trenle gitmemiştim. Bir de otobüs yolculuğu ve tren yolculuğu da yapmak istiyorum. Onun dışındaki bütün güzergahları neredeyse hepsini gittim, gördüm, yerinde canlı yayında gösterdim. Bütün abi, nasıl olsa ben oraları gösterdim, gidin bakın oradan öğrenin demeyeceğim. Bu videoyu yapıyorum. Bu zamana kadar sorulan soruları da o videoların altında cevapladım. Bundan sonra da yine cevaplamaya devam edeceğim. Tabii ki ben böyle bir video yaptım, onu oradan gidin izleyin değil. Mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşabilmek için bu şekilde video yapıyorum. Mümkün olduğunca aradığını anında bulabilsin, hemen cevabını alsın ve yoluna baksın. İşimiz yolla bizim. Yani Sıla Yolu'na çıkacak adam benim 300-500 tane videonun arasında güzergahlarla ilgili bölümü arayıp bulması aylar alır, yıllar alır. Yola çıkmasına faydası olmaz. Yani o yolculukta ona faydası olmaz. O yüzden böyle kısa videolarla anlatmak istiyorum. Şimdi fazla hemen uzatmadan öncelikle hangi güzergahlar var ona bakalım. Ondan sonra da hangi güzergahı neden tercih ederiz, ne zaman tercih ederiz ona bakalım. Tabii ki burada şimdi şöyle de bir şey var. Bana kişisel olarak, özel olarak işte nokta atış tavsiyede bulunmamı isteyenler, benden öyle bir şey isteyenler, bu videoda öyle bir şey olmayacak. Bundan önce de olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kimseye özel güzergah tavsiyesinde bulunamam. Anlık olarak farklı güzergahları tercih ediyorum veya değiştiriyorum. Ben bu şekilde tavsiye ediyorum sadece. Diyorum ki işte şu anda şöyleyse bu güzergah, böyleyse şu güzergah şeklinde bazı tavsiyelerim oluyor. Spesifik şekilde çok güzel yolculuklar yapabilmek için bu şekilde tavsiyelerim olur, ama sen işte şuradan çıkıyorsun yola, o zaman bu yolu kullanmak zorundasın diyemem. Veya bu yolu kullanırsan senin için süper olur, senin için en uygun yol bu yol diyemem. Çünkü sizin gideceğiniz zamanda yolların ne durumda olacağını ben de bilemem, kimse de bilemez. O yüzden özellikle şimdi şu anda sorduğunuz birisi, mesela 3 ay sonra ben yola çıkacağım, hangi güzergahı tercih edeyim dediğinizde, şu güzergahı al, İşte ben oradan gittim, çok memnun kaldım diyen olursa itibar etmeyin. Bu tür şeylere itibar etmeyin. Çünkü oradan gittiği zaman da sorun yoktu yolda, ama belki siz gideceğiniz gün o yolda bir yol çalışması olacak veya bir kaza olacak veya başka bir şey olacak ve siz o yolda perişan olacaksınız. Veya bir sınır kapısı önerdiği zaman size, şu güzergahtan git ve şu sınır kapısından git dediği zaman, o güzergahtan 3 ay sonra veya işte 5 ay sonra veya 3 gün sonra ya da yarın bile gidecek olsanız onu kimse bilemez. Yarın orada ne olacağını hiç kimse bilemez. O yüzden geçen sene oradan gidip memnun kalanların memnun kalmış olmaları sizin de oradan yarın giderken memnun kalacağınız anlamına gelmez. Sorunsuz bir yolculuk yapacağınız anlamına gelmez. Umarım anlatabilmişimdir. Bir yerde metin olmadığı için ben böyle kendi aklıma gelenleri söylüyorum. Umarım sıkmam kimseyi de bunu anlatırken. Çünkü çok soruluyor bu soru ve cevabını vermek istiyorum bu şekilde.
Yayınlarda da zaten bu şekilde veriyorum. Bir canlı yayın esnasında sorulduğu zaman da soruyu soran herkesin farklı senaryosu var. Farklı yerden çıkıyor, farklı zamanda çıkıyor. Ona göre cevabını farklı bir şekilde veriyorum ama burada artık bu güzergahlarla ilgili bir soru işareti kimsenin kafasında kalmaması gerekiyor. Geçtik güzergahlara şimdi. Daha önceki yayınlarımda, videolarımda, bu güzergahlarla ilgili yaptığım videolarda böyle ülke ülke, şehir şehir söylüyordum. Yine sadece söyleyeceğim. Onların listesini yapmıştım. Şu anda liste falan yok. Böyle hemen açtık buradan. Mesela burada Berlin var. Görünmüyor. O kadar çok işaretlemişim ki yer. Berlin'e gittiğimiz zaman buraları gezdik. Gezeceğimiz yerleri işaretlemiştik. Burada Berlin'den mesela Berlin tarafından çıkanlar, Almanya'nın Berlin tarafından çıkanlar veya Hamburg'dan, Bremen, Hannover o taraflardan, Magdeburg, Leipzig, Dresden taraflarından çıkanlar genelde Çekya üzerinden işte Prag'dan Brno'ya, Brno'dan da Slovakya'ya giriyorlar. Hiç Avusturya'ya girmeden buradan Slovakya'dan çok kısa bir mesafeden geçip Bratislava yakınlarında hemen Avusturya sınırı burası. Burası sınır. Bu sınırın yanından hemen geçip Macaristan'a giriyorlar. Şuradan Macaristan'a giriyorlar. Avusturya'dan gelenler de buradan giriyorlar genelde Macaristan'a. Şimdi onu da biraz sonra göstereceğim. Bu çok yakın bir şekilde. Burada hepsi bir yerde toplanıyor. Şurada bir yerde toplanıyor. Buradan işte Gyor üzerinden Budapeşte Keşkemet. Burada Keşkemet var. Keşkemet, Szeged. Genelde bu güzergah alınıyor. En yoğun yani en çok tercih edilen güzergahları söylüyorum. Sonra da ara güzergahları söyleyeceğim. Önce ana güzergahlar, sonra alternatif ana güzergahlar. Buradan Szeged'e geldikten sonra Horgos Röşke sınır kapısından geçip burada yani bak kaç tane sınır kapısı işaretlemişim burada var. Hepsini biraz sonra söyleyeceğim. Genel olarak gidenler bu şekilde gidiyorlar. Buradan Sırbistan'a girdikten sonra Novi Sad'dan Belgrad'a, buradan Belgrad'dan devam ediyorlar. Bu şekilde Niş'e doğru. Niş'e geldikten sonra burada yol ayrımı var. Yol ayrımında genel olarak buradan Pirot tarafına gidip işte Dimitrovgrad'dan Kalotina'dan Bulgaristan'a giriyorlar buradan. Burada da bir yol çalışması vardı. Hani o en çok Bulgaristan'daki Çukurlu Yol, Bulgaristan'daki yol çalışması diye paylaştığımız yerler hep burası. Burada Dragoman'a kadar kısım. Buradan devam ediyorlar Sofya. Sofya çevre yolundan böyle buradan Burgaz istikametine gittikten sonra bu A1'den A4'e bağlanıyorlar ve buradan da Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriyorlar. %60'ı Türkiye'ye gidenlerin %60'ı bu güzergahı kullanır Berlin tarafından çıkanlar. Yine aynı şekilde yani Berlin değil de mesela ya da Bremen, Hannover'dan itibaren bu tarafa doğru işte sol tarafa doğru biraz daha batısında Almanya'nın bizim de yaşadığımız yer olan burada güneybatısı, Stuttgart tarafları, Frankfurt, Bonn, Köln, işte Dortmund, Essen, Düsseldorf, Hollanda, Belçika, Fransa'nın kuzeyi, İngiltere, Londra, oralardan çıkanlar da genel olarak buradan Stuttgart, Ulm, Augsburg, Münih, Münih'ten Salzburg, kimisi Salzburg'dan yine Linz istikametinden Viyana'ya gidip Bratislava'nın yanından Macaristan'a girip aynı az önceki güzergahı alıyor. Kimisi de buradan Salzburg'dan Slovenya'ya aşağıya Villach tarafına gidip buradan tünellerden geçip Ljubljana, oradan Hırvatistan Zagreb'e geçip Zagreb'den Sırbistan yine aynı şekilde Bulgaristan üzerine gidiyorlar. Buradan Salzburg'dan değil de veya işte Braunau'dan veya Passau'dan girip yine Nürnberg taraflarından gelenler Passau'dan gelip buradan Viyana üzerinden Budapeşte'ye gidip oradan da gidebilirler. Aynı şekilde Graz üzerinden Maribor'a Slovenya'dan Hırvatistan'a şeklinde gidebiliyorlar. Şimdi Hırvatistan eskiden sadece Avrupa Birliği'ydi. Schengen değildi. Sınırlar vardı. Burada Slovenya ile Hırvatistan arasında sınırlar vardı. Kaldırıldı bunlar. Bu bir avantaj oldu bu taraf için. Buradan da Sırbistan'a girişte aynı Macaristan gibi yoğunluk oldu. Tabi burada ara diğer alternatif sınır kapıları var. Bunları da daha önce videolarını çekmiştik, göstermiştik. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Ana güzergahları bu şekilde bahsediyorum. Aynı az önce saydığım gibi Çekya üzerinden Slovakya, Macaristan, Sırbistan gelen veya işte Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan gelenler. Niş'e geldikten sonra iki yol ayrımı var burada. Niş'ten sonra ya Sofya üzerinden işte Bulgaristan üzerinden gidip Kapıkule'den ya da işte burada Hamzabeyli sınır kapısından veya Dereköy sınır kapısından girilebilir. Ya da Niş'ten sonra düz gidip
İşte düz gidip Makedonya üzerinden Yunanistan üzerinden gidilebilir. Bunların ne zaman tercih edilir? Biraz sonra bakacağım. Önce şöyle bir güzergahlara bakalım. Burada bizim olduğumuz yer, mesela şu mavi nokta bizim olduğumuz yer. Şu anda ben Neustadt'tayım. Burada Titize-Neustadt'tayız. Neustadt kısmı, Titize burası. Titize burada, Neustadt burada. Bayağı 5-6 kilometremiz bizim mesafemiz var ama iki şehir, yani iki köy birleşmiş şehir olmuş. Böyle nereden, konuyla alakası olmayan bir şey işte. Freiburg daha çok. Plakamız da Freiburg zaten. Buradan biz çıktığımız zaman Stuttgart, biraz yukarıya, kuzeye doğru gidip oradan Ulm, Augsburg, az önce saydığım güzergahtan gidiyoruz. Veya buradan Konstanz tarafından, Neustadt'tan çıkıp işte Singen'e, Singen'den, bu Singen yakınlarından, buradan 98 numaralı yoldan böyle sonra ya buradan 31N'den ya da 31'den gidip buradan 96'ya bağlanıyoruz. 96'dan Memmingen üzerinden Münih'e, yine Münih'ten sonrası devam ediyor ama bu yol gidiş gelişli ve 30'a kadar düşen yerler var. Şehir içlerinde falan 30'a düşüyor yol. O yüzden tercih etmiyorum ben bu tarafı. Daha önce oradan gitmişliğim de var ama video yok orada. O yüzden ana yol daha çok tercih ediyorum. Ben genelde otoban tercih ederim her yerde. Ama bizim tarafımızda, yani bizim burada yaşayanlar Stuttgart, Münih gitmek yerine, Konstanz üzerinden Münih'e gitmek yerine buradan aşağıya işte Zürich üzerinden, İsviçre üzerinden Milano'ya, Milano'dan da buradan Venedik yakınlarından Slovenya'ya gidebilir. Böyle de bir güzergah var. Bu tarafta yaşayanlar Avusturya, Macaristan yerine İsviçre, oradan İtalya, İtalya'dan Slovenya'ya gidebilir. Biraz pahalıya ve uzun olur. Biraz pahalıya gelir ve uzun olur yol. Ama o şekilde de Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ondan sonra yine karar verebilir. Ayrıca İsviçre'den geçip Milano'ya gelip Milano üzerinden bu şekilde böyle gidip ya Venedik'ten ya Ancona'dan, burada Ancona var. Venedik var burada ve aşağıda Bari var ve Brindisi var. Buralar liman şehirleri. Buralardan feribota binip, büyük gemiye binip oradan Yunanistan'a geçebilir. Yunanistan İgomenisa'ya, şurası İgomeniça. İgumeniça diye Türkçesi herhalde. Buraya gelip buradan da Selanik üzerinden, böyle Yunanistan'dan Selanik'e doğru gidip Selanik'ten İpsala sınır kapısından yine giriş yapabilir Türkiye'ye. Bunun da videosunu geçen sene çekmiştik. Önümüzde şurada 3 hafta sonra tekrar bu yolu kullanacağız. Buradan İsviçre'den İtalya'ya, İtalya'dan gemiye bineceğiz. Ancona'dan, şurada işaretlediğim yer Ancona. Buradan gemiye binip 18 saat civarında bir gemi yolculuğu yapıp buradan şurada İgomenisa'ya ineceğiz. Oradan da Yunanistan'dan Selanik üzerinden İpsala'dan Türkiye'ye gireceğiz. Biz bu yolu niye tercih edeceğiz? Onu da biraz sonra söylerim. Fransa tarafından gidenler, yine Fransa'nın güneyinden gidenler yine bu yolu tercih edebilir veya büyük bir çoğunluğu gemi dışında işte Milano'dan Slovenya'ya tercih ediyorlar. Çünkü en yakın yol onlar için orası. Bana da diyorlar ki şu gün yola çıkacağız. Hangi güzergahı tavsiye edersin diyorlar ama nereden çıkacaklarını bile bilmiyorum. Sadece gün söylüyorlar. Paris'ten mi çıkacaksın, Lyon'dan mı çıkacaksın, Hamburg'dan mı çıkacaksın, Berlin'den mi yola çıkacaksın, nereden yola çıkacaksın bilmiyorum. Belki bir önceki videoda nereli olduğunu ya da nereden olduğunu selam göndermiştir. İşte şuradan, ne bileyim, işte Düsseldorf'tan selam demiştir. Tamam, aleyküm selam almışızdır selamını ama bir sonraki yayında İşte yola çıkacağız, hangi yolu tavsiye edersin dediği zaman ben o Düsseldorf'u hatırlayamam orada ve cevap veremem. Hatırlasam da zaten Dortmund'dan şimdi birçok yol var. Nereyi tercih eder? Mesela Dortmund'dan çıkıp Leipzig üzerinden Dresden'e gidebilir. Oradan Çekya üzerinden Slovakya, Macaristan gidebilir. Veya Dortmund'dan Frankfurt, Nürnberg yapıp Passau'dan Avusturya'ya girip Avusturya'dan sonra birçok seçenek var. Mesela Avusturya'dan Villach istikametine gidip oradan Karavanken Tüneli'nden Slovenya'ya girebilir. Zagreb'e geçebilir. Hırvatistan'a. Veya buradan Wels'ten Graz üzerinden Maribor'a geçebilir. Veya işte Viyana üzerinden Budapeşte'ye gidebilir. Birçok seçenek var. Seçenekler çok. Ama nasıl tercih edeceğiz? Hadi o kadar uzattın, niye hala bize bir tavsiyede bulunmuyorsun diyenler olacaktır şimdiye kadar ama bizim için önemli olan hedefe ulaşmak. Hedef neresi? Önemli olan o. Hedef neresi? Ben Çanakkale'ye gidiyorum. Tamam mı? Ben her zaman Çanakkale'ye gidiyorum. Ondan sonra gideceksem Türkiye içinde başka bir yere, ondan sonra gidiyorum. Buradan yol tarifini aldım diyelim. Buraya da Stuttgart yazıyorum. Misal ya da şöyle yazayım.
Evet. Titizenhotep'ten çıkacağım yola ve yol tarifini aldım. Şu anda böyle bir yol verdi bana. Nereden verdi yolu? Bir kontrol ediyorum şöyle. Bakın az önce söylediğim gibi Konstanz kenarından yani gölün Bodensee'nin kenarından şöyle bir yol verdi. Aynı Memmingen, Münih'ten sonra Salzburg, oradan Villach istikametinde evet Karavanken tünelinden geçirdi beni. Slovenya'dan Hırvatistan'a, oradan Sırbistan'a, Sırbistan'dan Niş'ten sonra Dimitrovgrad ve burada bakın ne yapmış. Burada bakın. Görüyor musun? Burada şu anda ne yapmış? Aslında yol burası. Yani şu yol açık şu anda. Ama ne yapmış? Buradan dağ yollarından, köy yollarından götürüp beni Sofya'nın çevre yoluna çıkarıyor. Halbuki burada 8 numaralı yol şu anda çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ama navigasyon beni bu şekilde değiştiriyor yolumu. Bu yol kapalı olduğunu gösteriyor. Şurada olduğu gibi kapalı diyor bu yol. Halbuki değil. Çalışmalar var ama kapalı değil yol. Buradan Dragoman üzerinden gitmem gerekiyor. Ve buradan nereye götürüyor? Kapı Kule sınır kapısı. En çok tercih edilen kapı. En çok navigasyonların gönderdiği kapı burası. Evet. Böyle. Ama tamam. Çıktık yola ne olacak? 23 saat 35 dakika diyor. Ben hiç yola çıkmamış birisi olarak yani ilk defa yola çıkacak birisi olarak bu yolu alırım. Alırım bilmiyorsam. Ama biliyorsam mesela ana yol tercih ediyorum. Ben burada gidiş geliş yol olduğunu biliyorsam burayı Stuttgart'a giderim. Şuradan Hüfingen'den sonra şurada dönerim. Yani şuradan ben dönüyorum buradan. Hep bazı videolarda gösteriyor. Bazı videolarda benim uzun yol videosunda navigasyon ekran görüntüsü olan yerlerde buradan devam et diyor bana. Ben buradan dönünce tekrar yeni yol veriyor. Hatta yeni yolda bile buradan diyor ki şuraya git. Buradan da böyle tekrar bu yola bağlan diyor. Birçok kez bunu yapıyor bana. Ben buradan buraya bağlanıyorum. 864 numaralı yola. Sonra buradan 81'e bağlanıyorum. Böyle devam ediyorum. Sola doğru devam ediyorum. O bana sağa dön diyor buradan 81'den. İşte Geisingen'den devam et. Sonra Bodensee kenarından geçersin diyor. Ben buradan işte Rottweil tarafından Herrenberg'den Sindelfingen, Böblingen, Stuttgart üzerinden devam ediyorum yoluma. Çünkü otoban orası. Sınırsız yollar var. Ve daha hızlı gideceğimi biliyorum. Daha iyi gideceğimi biliyorum. Öylelikle ben orayı tercih ediyorum. Ama bu bugün için. Bugün 8 Nisan. 8 Nisan için bana bu yolu verdi. Ama yarın sabah sorsam belki daha farklı bir yol verecek. 3 gün sonra sorsam farklı bir yol verecek. İşte 3 ay sonra sorsam farklı bir yol verecek. Ve özellikle izin sezonunda. Haziran, işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu zamanlarda bu şekilde yollara bakacağız ve başka alternatif yollar da veriyor o zaman. Bu şu anda çok iyi diyor. Bu yola gidersen hiç sıkıntı yok. Bu saatte hem de. Şimdi gece olduğu için bu yolda tır yok, bir şey yok. Buralarda, 30'luk yollarda çok rahat gidersin diyor. Ama gündüz olsa buradan Stuttgart'tan da gitme ihtimali var diyor. O şekilde de götürebiliyor. Ve ben buradan bunu trafiği işaretliyorum. Trafiği işaretlediğim zaman yolların ne durumda olduğunu gösteriyor şu anda. Mesela bakın burada bir yol çalışması var ve böyle sarı gösteriyor burayı. Şu anda bu saatte bile sarı gösteriyor burayı. Sonra başka nerede yoğunluk var diye bakıyorum şöyle. Hiçbir yerde yoğunluk yok. Görüyor musun? Belgrad'ın içi bile tertemiz. Bu saatte böyle yani. Ve benim oradan geçeceğim saat zaten sabahın körü olur eğer şimdi yola çıkarsam. Burada bir saçmalamış işte dediğim gibi bu yolu kapalı olduğunu sanıyor. Buna dikkat etmek lazım. Sofya çevre yolu bile sakin ve Kapıkule sınır kapısında bir yoğunluk var. Şöyle bir yoğunluk var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yani bu 4 ayda bu yol en yoğun yol olacak. Yani en çok navigasyonların verdiği yol ve en çok insanların bildiği yol bu yol. Yani Sırbistan, Bulgaristan üzeri veya işte Slovenya, Hırvatistan aynı şekilde buradan Macaristan, Avusturya, Macaristan üzerinden giderken de bu şekilde oluyor. Burada Romanya güzergahı var. Bunların hepsinin videoları var ayrı ayrı. Çok detayına girmeyeceğim ama burayı da aldık. Buradan Arat üzerinden Tamışvar'dan Lugoş, işte Karansebeş, buradan Orşova,
Drobeta turnusu böyle Kalafat'tan girdik. Buralarda Bulgaristan'a girdikten sonra bu Kutluviçe taraflarında falan Vidin, Kutluviçe arası, İvraça arası baya bir bozuk yollar var. Gidiş geliş yollar falan. Bunları daha önce defalarca gösterdim bu tarafı. Ve bu tarafa da diğer taraftan işte Tamış var Lugoj'dan sonra devam ettim. Deva'ya, Sebeş, Sibiu. Sibiu'dan sonra bu Pitiyeşti'ye doğru. Bu arada şu yol gidiş geliş yol, şu yol gidiş geliş bunların hepsini en son videomda var zaten. Şu şekilde virajlı yollardan falan geçtik. Bu şekilde yolları aldık Pitiyeşti'den. Burada bir tavsiyede bulunabilirim sadece. Ben burada 61 numaralı yola girdim. Burada Pitiyeşti'den sonra Bükreş'e doğru giderken buradan 61 numaralı yola girip böyle yer öğüne doğru Rusça'ya doğru şuradan bir ara yoldan geçtim şöyle şurada. Ama buradan 61'e girmektense Bükreş'e doğru gidip otobandan buradan çevre yolundan şöyle şuraya gelip buradan da 5 numaralı yoldan yine Rusça'ya doğru yine otoban burası da gidiş geliş yani iki gidiş iki geliş şeklinde duble yol şeklinde. Buradan gitmek daha mantıklıymış. Navigasyona uyduk. Buradan tarla yollarından, köy yollarından geçtik. Ama yine de bir sıkıntı yaşamadan gittik, gösterdik oraları. Böyle alternatifler var. Bunları almamız lazım yazın. Ama neye göre? Yoğunluğa göre. Şimdi geldik Niş'e. Pardon. Bunu... Evet. Şurada Niş'te yol ayrımı var. Bakın burada bu A1 devam ediyor Makedonya'ya doğru. Burada A4 devam ediyor Bulgaristan'a doğru. Biz ne yapıyoruz? Burada bir yerlerde hemen daha buraya gelmeden önce şurada bakın burada Gazprom var. Tamam mı? Burada bir akaryakıt istasyonu var. Önemli değil adının ne olduğu. Karşısında da hemen Nice Otel var. Nice Otel'in karşısında Gazprom veya birazcık geride burada elektrikli araba şarj istasyonu yapmışlar. Park yeri var. Orada da durulabilir. Şurada. Burada da bir yerde şurada buralarda hemen Gazprom'dan önce elektrikli araba şarj istasyonu yapmışlar. İki taraflı, çift taraflı. Orada da durulabilir veya Gazprom'da durulup işte ihtiyaç giderilebilir. Yiyecek içecek alınabilir, mazot alınabilir, her şey yani yakıt alınabilir. Ama burada durup bu yol ayrımından önce burada durup karar vermek gerekiyor. Nereye gideceğim? Bakacak hemen burada mesela şuradaki yoğunluğa bakacağız. Kırmızılık ne kadar burada? Veya kameralar var. Sırbistan'ın kameraları var. Benim bütün videolarımın altında kameralar var. Oralardan o kameralara bakarak linkini tıklayarak kendi resmi sayfasından anlık olarak yoğunluğu görebilir. Yoğunluk bir yere kadar görünüyor. Bir yerden sonra artık görünmüyor. Yani arkası yok yoğunluğun. Şimdi burada yaz sezonunda yine göreceğiz. Şimdi şu kadarcık kırmızılıkta gidilir buraya. Şu anda gidilir evet. Ama yaz sezonunda buralara kadar böyle 30 kilometre, 40 kilometre burada kuyruk olduğu zamanlar oldu. Buralarda mesela tüneller var. O tünellere sokmuyorlar. Tünellerin arkasında polisler durduruyor, sıra bekletiyor. Şurada bir yerde ödeme yeri var. Burası mıydı ödeme yeri? Evet, burası tam ödeme yeri. Bu ödeme yerinden sonra daha hala buralarda sıralar oluyor. Ödeme yapmadan bekliyorlar yani. O kadar sıra varken buraya gitmek mantıklı bir şey değil. Ne yapacağız o zaman burada? Bu kadar sıra varsa hemen buradan Makedonya üzerine gidebiliriz. Makedonya'dan Yunanistan'a gidip Yunanistan üzerinden İpsala sınır kapısından Türkiye'ye girebiliriz. Veya Niş'ten sonra Makedonya istikametine biraz gidip buradan 40 numaralı yol var bakın buradan. Viladecin Han. Ben buradan iki kere gittim daha önce bu yoldan. Ama bu yol tabi gidiş geliş ve virajlı bir yol. Şöyle bir yol. Bunun iki kere videosu var bende. İki kere canlı yayın, iki kere de video var. Şu şekilde bir virajlı bir yol. Gitmek ister mi, istemez mi? Herkes ona göre ben bunun her yerinin videosunu çektim. Şu şekilde yani böyle ben çok seviyorum böyle yolları ama tabi herkese göre değil. Şu yoldan gitmek. İsteyene alternatif bir sınır kapısı. Bu şekilde böyle gölün yanından geçip buradan Stresimirosi sınır kapısından Bulgaristan'a girip işte bu
30 kilometre, 40 kilometre burada sıra beklemektense, 10 kilometre sıra beklemektense ve Dragoman'da o işte yol çalışması olan yerlerden geçmektense buradan geçip buradan yine Sofya çevre yoluna, Güney çevre yoluna, oradan da yine Türkiye istikametine devam edilebilir. Romanya üzerine gitmek isteyenler Budapeşte'den geldikten sonra buradan Szeged'den yani Horgos, Röşke sınır kapısı, bakın burada şu anda nasıl bir yoğunluk var? Hafif bir yoğunluk var. Hemen yanında bir alternatif sınır kapısı daha var. Horgos, Röşke 2. Burası ama sabah 7, akşam 7, 17 arası. Bakın 7'de açılacak. Şey 19, sabah 7, akşam 7 arası. Bu şekilde çalışıyor burası. Bu kapı 19'dan sonra, saat 19'dan sonra kapanıyor. Avrupa saatine göre 19. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar çalışıyor. Bu şekilde. Ama Horgos Röşke sınır kapısı şu anda baya sakin görünüyor. Bu bir şey değil. Burada bir sıra oluyor buralara kadar yani. Buralara kadar sıra oluyor buralar böyle. O zaman buraya gitmek mantıklı değil. İkiye gitmek mantıklı veya burada Tompa sınır kapısı var. Burada. Bu sınır kapısına da daha önce gittim. Burayı da gösterdim. Şurada bir sınır kapısı var. Burada Dala sınır kapısı ama buraya gittim ben. Buraya canlı yayında geldik. Tam buraya kadar geldik. Geçemedik. Niye? Çünkü burası Türk vatandaşlarını almıyor. Sadece Sırp vatandaşları ve Avrupa Birliği vatandaşları buradan geçebiliyorlar. Ben Türk vatandaşı olduğum için geçemedim. Buradaki sınır kapısından Türk vatandaşları geçemiyor mesela. Şurada Tompa sınır kapısından geçebiliyor. Şurada Hercegsanta sınır kapısından geçebiliyor. Buralarda yine buradan Berlin taraflarından gelenler işte Çekya, Slovakya, Macaristan'a girdikten sonra Budapeşte'ye geldiğinde Hercegsanta sınır kapısına yönelebilir. Şurada. Bu sınır kapısına gelebilmek için buradan Baya'dan falan geçmesi gerekiyor. Buradan evet, bu yola girip bu yolda şuralardan bir yerden artık Baya'ya doğru bağlanıp oradan da Hercegsanta sınır kapısına geçebilir. Veya Tompa'ya gelmek için Tompa'ya yine normal Szeged yolundan gidip en son Szeged'e şurada Tompa evet. Szeged'e geldiği zaman burada baya bir sıra varsa eğer buralara kadar sıra varsa buradan hemen şuradan Domaşek tarafından geçip buradan da gittim ben 55 numaralı yoldan. Bu şekilde 55 numaralı yoldan gelip buradan şuradan aşağıya ve Tompa'ya gelir. Tompa'dan sonra geçtikten sonra Sırbistan'a Subotica'nın istediği yerden artık ister buradan bağlansın ister buradan istediği yerden otobana tekrar bağlanır ve yoluna devam eder. Bu şekilde alternatif sınır kapıları var. Her yerde şuraya bak, noktalara bak. Her yer sınır kapısı ama hepsinden tabii ki Türk vatandaşları geçemediği için onlar da söylüyorum hangileri. Hercegsanta'dan geçebiliyor, Tompa'dan geçebiliyor ve Horgos sınır kapısından geçebiliyor veya Horgos 2, Röşke 2 sınır kapısından geçebiliyor. 4 sınır kapısı var burada. Aynı şekilde bu tarafta Hırvatistan tarafında büyük bir yoğunluk vardı. Burada ben geri dönerken uzun yol videosunda var. Şuradan Sid Tavornik sınır kapısına buraya gittim ben. Bu sınır kapısına gittim. Buradan girdim. 2 saatte geçtim ben. Ama bu tarafa gitseydim, dümdüz devam etseydim yoluma, buradan 10,5 saatte geçtiğim diyenler vardı. O gün bayağı bir yoğundu burası. Yani yoğun olan kapıdan kaçacağız. Şimdi çıktık yola. At gözlükleriyle gitmeyeceğiz. Yani ben en azından öyle yapıyorum. Kimseye tabii ki akıl vermek değil maksadım ama ben buraları çok gittiğim için bana soruluyor. Bu sorular bana niye geliyor? Sürekli yollarda olduğum için. Niye sürekli yollardasın diyenler de var. Onları da sonra cevaplarız. Onun da videosunu daha sonra yaparız. Bunu fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu artık. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir yerden nereden çıkıyoruz? Mesela Dortmund'dan çıkıyoruz. O zaman buraya Dortmund yazacağız. Buraya Dortmund yazacağız. Dortmund'dan Çanakkale'ye yol tarifi bu şekilde oluyor. Bugün için. Bugün için. Yarın için böyle olmaz. Bunun için akıllı telefonlara dikkat edeceğiz. Akıllı telefonlara inanacağız. Mehmet Asır istediği kadar gitsin gelsin bu yolları. Her günde gidip gelse yarın ne olacağını bilemez o yolda. Tahmin edebilir belki 3 aşağı 5 yukarı işte şu saatlerde şöyle oluyor böyle oluyor ama birisinin o yolda uyuyup kaza yapacağını bilemez. Yarın ne olacağı bilemez. O yüzden benim bazı videolarımda da görünüyor. Navigasyon çok önemli. Navigasyonu
Yolu bilsek de açmamız lazım. Ben açıyorum, sürekli açıyorum. Uzun yol videolarını görüntü kaydetmek için açıyordum ben ama çok faydasını gördüm zamanında. Mesela Eylül ayında mıydı, neydi? Ben Türkiye'ye giderken burada neredeydik? Şurada Stuttgart'tan sonra işte Ulm civarlarında, Günzburg'dan sonra falan şuralarda bir yerde böyle Augsburg'a daha gelmeden önce beni yoldan çıkardı ve çıkmak istiyor musun dedi. Çıktım ben. Yol çok doldu. Yoğunluk oluştu yolda. Yürümüyordu yol. Navigasyon o şekilde gösteriyordu. Videoda var zaten. Anlatmama gerek yok ama gene de izlemek için zamanı olmayanlar için anlatayım. Çıktım ben buradan köy yollarından, şehir işlerinden falan, yani köy işlerinden falan geçtim. Tam trafiğin önüne, ön tarafındaki kavşağa çıktım ve gördüm oradaki trafiği. Kaza vardı ama kazanın ne derece büyük olduğunu göremedim. Ama trafiği gördüm ve videoda da görünüyor zaten. Öyle böyle değildi. Ben onu bilemezdim. İstediğin kadar o yollara git, onu bilemeyiz. O yüzden akıllı cihazlara daha çok güveneceğiz. Mehmet Asır'a değil, akıllı cihazlara. Veya bu yolları 40 yıldır gidenlere değil, akıllı cihazlara güveneceğiz. 2023 yılındayız artık. Elimizde birçok kişinin elinde artık akıllı cihaz var. Veya yoksa bile akıllı cihaz olan bir tanıdığımız var. Ona soracağız. O anlık, o anlık. Mesela yollarda gruplar var ve WhatsApp grupları yapıyorlar falan. O WhatsApp gruplarında anlık olarak senin nerede olduğunu görüyor ve ona göre diyor ki bak önünde bir yoğunluk oluştu, kaç oradan diyebiliyor. Ama tabii WhatsApp'ın varsa akıllı cihazın var demek ki. Akıllı cihazın varsa da bunu herkes kendi de yapabilir. Hani başkasına muhtaç olmadan yapmak isteyenler akıllı cihazı açıp internet olduğu sürece akıllı cihazda da telefonlarda bahsediyorum yani. Herhangi bir navigasyon uygulaması. Hangi navigasyon diyorlar mesela. Hangi navigasyon uygulamasını veya GPS uygulamasını veya cihazını tavsiye edersin diyorlar. Yok öyle bir şey. En bedavası Google haritalar yetiyor her şeye. İnternet olduğu sürece de çok güzel çalışıyor. Asla problem yapmıyor yani. Yolda sürekli uyarıyor. Diyor ki bak 15 dakika daha hızlı gitmek ister misin? Buradan bir yol var 15 dakika. Burada bir trafik oluştu. Sürekli bunu anlatıyor. Bunu kimse bilemez. Ben bilemem. O anda sizin önünüzde ne olacak? Bana yolda olup işte şu an şuradayım. Mazot alacağım diyenler var. Yani mazotu nereden alayım diyenler var. En yakınında. İşte akıllı cihazlar o yüzden var. Akıllı cihazlara itibar edeceğiz bundan sonra. Çünkü onlar bize her şeyin anlık olarak doğru olduğunu, yani en doğru cevabı onlar veriyorlar. Mesela Belgrad'ın içinde şu anda Belgrad geldiği için karşıma onu görüyorum. Buradan Hırvatistan tarafından gelenlerle Macaristan tarafından gelenler buradan dönüp Belgrad'ın içine giriyorlar. Trafik olursa ne olacak? Buradan A1'den devam edip burada çevre yolu var. Eskiden çevre yolu çok kötüydü çalışmalar falan ama en son oradan da bir videom var benim. Çevre yoluyla şuraya, yani şuradan itibaren böyle çevre yoluyla şuraya bağlanmak ve Belgrad'ın içinden yine aynı şekilde buraya gelmek aynı süre. Süre olarak aynı 30 küsur dakika, 31-32 dakika civarında tuttu ikisi de. Yani çok bir şey fark etmiyor artık. Belgrad'ın içinde eğer trafik yoksa girilir ama trafik varsa çevre yolu daha mantıklı olur o zaman. Ama ileride tabii çevre yolu tamamen bittiği zaman, buralarda hala çalışmalar devam ediyor. Tamamen bittiği zaman kimse Belgrad'ın içine girmez o zaman. Bu şekilde benim güzergahlarla ilgili söyleyeceklerim bu şekilde. Yine de spesifik güzergah bekleyenler kusura bakmasınlar. Öyle bir güzergah yok. Bugün doğru olan güzergah, sizin için en uygun olan güzergah yarın olmayabilir. O yüzden mesela burada Slovenya'ya girdik. Tamam gidiyoruz yolumuzu aldık. Bir kere evden çıkarken yolu aldık artık. Tamam bu yoldan gideceğiz diye bir şey yok. Ben öyle yapmam. Eğer video çekmiyorsam öyle yapmam. Şöyle yaparım. Yolda giderken sürekli akıllı cihaz beni uyarır. Der ki şurada trafik var. Veya işte kendim kontrol ederim kameralardan veya haritadan bu şekilde kırmızılıkları falan. Veya birileri yazar bana. Der ki işte bir gruplarda falan bakarım. Oradan kaçarım. Mesela buradan Vlaha geldim. Vlaha'tan geçtim Slovenya'ya. Slovenya'da
İşte Ljubljana taraflarındayım diyelim. Zagreb'e doğru gidiyorum ama bu tarafta büyük yoğunluk var. Geçilmiyor diyelim buradan. Hemen buradan Macaristan'a, Maribor üzerinden tekrar Macaristan'a. Bakın buradan Macaristan'a geçiş var. Bunlar hepsi duble yollar. Buradan geçerim. Budapeşte üzerinden tekrar giderim. Uzar, yol uzar. 200-300 kilometre uzasın. O kadar yola çıkmışız. Binlerce kilometre yapıyoruz. 200-300 kilometrenin lafı olmaz. Mesela burada Bulgaristan mı Yunanistan mı diye bana soruyorlar sürekli. Bulgaristan mı Yunanistan mı? O an hangisi boşsa. Benim öyle ülke takıntım yok. Şu ülke bize düşman, bu ülke bize düşman takıntım yok. Öyle bir şey de yok zaten. Onlar hepsi politika veya işte televizyonların, medyanın uydurması. Ben görmedim şu ana kadar. O kadar gittim geldim buralarda. En ufak bir kötü davranış görmedim kendime veya yanımda birisine görmedim. Buradan Makedonya üzerinden geçip Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gitmenin bedeli 200 kilometre yaklaşık olarak. 150 ila 200 kilometre arasında fark atar. Burada Bulgaristan'dan gitmeye göre. Bulgaristan daha kısa gelir. Niş'ten nereye gidilirse gidilsin. Mesela Çanakkale'ye gitmek için aynı şekilde 150 kilometre daha uzun olur. Yunanistan tarafı bize. Sanki orası İpsala sınır kapısından sonra daha kısa tamam ama ondan öncesi var bunun. Bunu da işte yanlış hesaplayanlar da var tabii ki ama ben onun tam olarak hesabını şu şekilde yapıyorum. Buradan Niş'ten önceki işte bir yerden yol tarifini Çanakkale'ye alırım. Ara nokta eklerim buraya ve Yunanistan üzerinden bir bakarım ne kadar kilometre tutuyor ve Bulgaristan üzerinden bakarım ne kadar kilometre tutuyor. Kimisi şöyle hesaplıyor. Kapıkule'den Çanakkale şu kadar kilometre, İpsala'dan Kapıkule şu şey Çanakkale şu kadar kilometre. O aradaki fark kazanıyorsun diyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle olmuyor o işler. Genel yolun tamamına bakmak gerekiyor. Hangi yolu hangi yola tercih ettiğimize bakmak gerekiyor. Bir de ara nokta konusuna da değineyim bu videoda. Ondan sonra o bayağı da uzamış video. Kusura bakmayın. Artık yapacak bir şey yok. Bir metin okumadığım için böyle. Bunlar benim tecrübelerim. Ara nokta mesela Dortmund'dan Çanakkale'ye gidecek olan birisi böyle bir yol verdi ama bu yolu tercih etmek istemiyor. Şimdi Sırbistan Bulgaristan arasında bayağı bir yoğunluk var diyor. Biliyor bunu. Öndeki gidenler biliyor. Veya işte kırmızılık var. Ne yapayım ben diyor. Yunanistan üzerinden gideyim. Nasıl gidebilir Yunanistan üzerinden? Bir yerin ara nokta eklemesi gerekiyor. Mesela Selanik ara nokta diye eklersek şöyle ekledik diyelim Selanik'e ara nokta ekledik. Bakın yolu değiştirdi. Evet güzel ama ne yaptı? 2668 kilometre 27 saat diyor. Çünkü Selanik'e eklediğimiz için. Çünkü Selanik'in içine soktu bizi. Bakın Selanik'in içinde bizim işimiz yok. Biz buradan çevre yolundan geçip gitmemiz gerekiyor. O yüzden Selanik'i veya Budapeşte'yi veya Sofya'yı ara nokta eklemek çok büyük yanlış. Mantıksız. Hem bize buradan kilometre arttırıyor hem de saat olarak arttırır. Ben bu Selanik'i sildim. Nereye ekleyebilirim? Mesela Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında Evzoni sınır kapısını ekleyebilirim. Gidiş istikameti tabii ki. Mesela Türkiye'ye gittiğim için gidiş istikametindeki tarafı şunu eklersem eğer buradan ters taraftan eklersem önce Yunanistan'a sokar beni sonra tekrar Makedonya'ya geri çıkarır sonra tekrar Yunanistan'a sokar. Yani yolu yine uzatır. O yüzden gidiş istikametinde şu Evzoni sınır kapısını ekleyebilirim veya burada bak Hotel Hara var. Buraya ekleyebilirim veya şurada yol üstünde bir akaryakıt istasyonu bulurum. Gidiş istikametinde böyle bakarım yola. Bir yere bulabilirim. Şimdi evet videoda da bulamadım. Bakın burada var mesela. Burası bir park yeri. Böyle küçücük bir park yeri. Burayı durak eklersem hiç ne süre uzar ne de kilometre uzar. Ekledim mesela. Yani 10 kilometre falan düştü. Saat olarak düşmedi ama o kilometre olarak bir 10 kilometre 15 kilometre falan düştü şu anda. Çünkü burada Selanik'in içine sokmuyor bakın. Şu anda bizi Selanik az önce buralara sokuyordu. Burada tam Selanik'in içine sokuyordu. Şimdi kenarından geçip gidiyoruz. O şekilde şehir isimleri verilirse mesela Üsküp diye Makedonya'dan gitmek istiyorum ben. Üsküp'ü
ekleyeyim ara nokta dersen buradan ne yapacak? Önce üsküpün içine sokacak. Sonra tekrar geri çıkaracak. Büyük kilometre ve zaman farkı oluşur o şekilde. Bu ara noktayı da sildim tekrar. Evzoni sınır kapısını ekleyeceğim. Yani şurayı ekleyebilirim. Bunu eklediğim zaman şöyle araya işte 2650 kilometre şu anda, evet 2650 kilometre oldu. Ara noktayı eklemezsem ne kadar oluyor diyeceğim ama bu sefer de şu an için tam doğru cevabı alamıyorum. Çünkü burada yanlış gösteriyor. Şurayı yanlış gösteriyor. Bu Dragoman üzerinden gitseydik o zaman doğru gösterirdi. Yine de her şeye rağmen bir 100 kilometre, kaç 150 kilometre falan şu anda fark var mesela hala. Sonra burada mesela ben ne demişim? Dortmund demişim. Dortmund'dan ne yaptı? Dresden üzerinden bak Çekya'dan gönderiyor beni. Halbuki Frankfurt Nürnberg üzerinden Avusturya'dan da gidebilir. Öyle bir yol da var burada Dortmund'da. Ama orayı vermiyor. Niye vermiyor? Bildiği vardır. Mutlaka bir bildiği vardır. Akıllı cihaz, internet var. Bir bildiği vardır. Bu yolun daha kısa olduğunu biliyor o. O yüzden buraya veriyor. Ama her şeye rağmen ben biliyorum yolu. Temiz yol. O yüzden ben buradan gitmek istemiyorum. Çekya, Slovakya girmek istemiyorum. Avusturya üzerinden gideceğim dersek. Mesela burada Passau sınır kapısı var. Passau burası. Sınır kapısı da burası. Burayı ekleyebiliriz. Şurayı ara nokta eklersek eğer bizi Çekya'ya sokmaz istersek tabii ki. Şurayı diyelim ara nokta ekliyorum. Şu şekilde ara noktayı eklediğim zaman böyle bak Çekya'ya sokmadı. Buradan Viyana üzerinden Budapeşte'ye verdi. Macaristan üzerinden de gitmek istemiyorum diyelim. Slovenya, Hırvatistan üzerinden gitmek istiyorum. O zaman da buradan Graz üzerinden de gidebilirim. Vila üzerinden de gidebilirim. Ne yapayım o zaman? Şöyle yapalım. Buradan Zagreb'den sonraki bir akaryakıt istasyonunu bulabilirim. Mesela burada buldum bak İna'yı. Hemen burayı da bir ara nokta ekliyorum. Nerede o? Şunu da şuraya evet eklediğim zaman bakın burada Macaristan'ı da atladı. Avusturya'dan Graz üzerinden Slovenya'ya gönderdi beni. Buradan Slovenya'dan Hırvatistan, Sırbistan. Sadece ara nokta eğer bir ülkeden geçmek istemiyorsak, başka bir ülkeye gitmek istiyorsak ancak o şekilde bir ara nokta ekleyebiliriz. Onun dışında bir ara nokta eklemeye gerek yok. Ya da işte ben buradan çıkıyorum. Dortmund'dan çıkacağım. Ne yapayım? Frankfurt'tan geçeceğim. Bakın şimdi şu anda 2460 değil mi? Buradan Frankfurt diyorum. Frankfurt. Var mı burada? Ha, şurada. Frankfurt 2460'tı. Bakalım ne kadar olacak. Nürnberg'den geçeceğiz diyoruz. Nürnberg'i de ara nokta ekleyelim. Nürnberg. Şöyle. Nürnberg'i de ara nokta ekledik. Sonra nereye ekleyelim ara nokta? Passau'ya gideceğiz. Passau'ya ara nokta ekleyelim. Ne kadar artacak bakalım. Passau'yu ara nokta ekledik. Yine Macaristan'a vermiş bu bize ama biz oradan gitmeyeceğiz. Biz Graz üzerinden gideceğiz. O zaman Graz'ı da ekleyelim buraya. Tamam. Graz. Şehir eklediğimiz zaman ne olacak diye göstereceğim şimdi. Graz'dan sonra Zagreb, Maribor. Maribor'a ekleyelim önce. Maribor. Sonra Zagreb var. Zagreb'e ekledik. Sonra nereye gideceğiz oradan? Zagreb'ten sonra tabii Belgrad. Tamam, Belgrad var. Belgrad. Sonra nereye veriyor? Yunanistan üzerinden gittiğimiz için Niş var. Evet, Niş. Şu Niş'i şöyle yaptık. Ve Sofya var, değil mi? Çok fazla da daha ekletmiyor zaten. Nişi ekledik. Sofya'yı ekleyemiyoruz şimdi buraya. Böyle şehir şehir eklersek kaç kilometre oldu? 2498 kilometre oldu. Çıkarırsak bunları şöyle
Ha, farklı bir yol verdi şimdi. Az önceki yol, tamam, karıştırdım, olmadı. Ama dediğim anlaşılmıştır. Şimdi beni Çekya üzerinden verdiği için daha uzun bir yol ama daha kısa sürecek bir yol veriyor şu anda. Ama 2498, az önce 2400 civarındaydı. Bir 100 kilometre kadar sırf şehir isimleri yazdık diye arttı. 2400'den 2498 yaklaşık 100 kilometre kadar arttı. Aynı az önceki güzergahta. Şimdi hepsini çıkardığım zaman, oraları çıkardığım zaman Çekya üzerinden verdiği için daha farklı bir yol verdiği için değişti. Onu gösteremiyorum şimdi. Tekrar aynı yere versem uzayacak bu sefer. İş uzayacak. Gerek yok. Yani şehir isimleri vermiyoruz. Ekleyeceksek eğer sadece Macaristan'dan gitmek istemiyorsak buradan Zagreb kenarından İna'yı işaretleyerek bu yolu tercih ettirebiliriz navigasyona. İlla Zagreb yazmamıza gerek yok. Yol üstündeki bir noktayı hemen çık gir yapacak kadar, fazla uzaklaşmayacak kadar. Özellikle ana yol üzerinde. Mesela E70'i kullanacağımızı biliyoruz. Buradan giderken E70'ten gideceğiz mesela. Burada bu yolu kullanacağız. Hemen şurada bak İna var. Bu yolun hemen kenarında ve gidiş istikameti. Karşı tarafı seçersek bu sefer çok uzar yol. O yüzden fazla uzatmadan yolu böyle ara noktalar ekleyebiliriz. Bütün videolarımın altında linkler var. O linklerde kameralar çalıştığı sürece, o gün çalışıyorsa eğer kameralar, oradan kameralara bakılabilir. Yol güzergahı o şekilde belirlenebilir. Tabii bir de bunun maddi yönü var. Kimisi de kimisi en kısa yolu tercih ediyor. Kimisi en rahat yolu tercih ediyor. Kimisi de en ucuz yolu tercih ediyor. Bunları da başka bir videoda vinyet paralarını, bütün güzergahların ayrı ayrı vinyet paralarını hesaplayacağız. Oturacağız buradan bakacağız, hepsini hesaplayacağız. Bir de ayrı ayrı bütün ülkelerin vinyet paraları. Vinyet ne diyenler de olacak şimdi çünkü daha önceki videolardan biliyorum, tecrübeliyim. Vinyette ülkelerin otoyol ücretleri, işte o yolları kullanmak için ya da o ülkeden geçebilmek için aracımızla o ülkeye ödememiz gereken bazı bedeller var. O bedeller vinyet diye adlandırılıyor. Onların da videosunu ayrı bir şekilde yapacağım. Ayrı ayrı her ülkeninkini de ayrı ayrı yapacağım. Kendi kullanacak olduklarımı da satın alacağım. Yakın zamanda Sırbistan'ın ENP cihazı ile ilgili videosunu da yapmıştım zaten. Sıla yolu 2023 ile ilgili bütün sorulara cevap vereceğiz burada yola çıkmadan önce. Yolculuğumuza da kalan gün 21 gün. Evet, 21 gün kaldı bugünden itibaren. Şu an saat 12'yi geçtiği için burada 9'u oldu. Nisan'ın 9'u. 9 Nisan bugün oldu. Videoya 8 Nisan'da başladım. 9 Nisan'da bitti. 50 dakika olmuş videoda. Kesmeyeceğim bu videoyu. Bu şekilde paylaşacağım. Bir canlı yayın yapmış kadar olduk. Kısa tutmak istemiştim ama uzun oldu. Belki bu videodan vakit bulabilirsem kısa bir şekilde özet çıkarırım ama çok vakit bulamıyorum. Gecenin bu saatinde işten geldim ve bu videoyu yaptım. Bunu hemen paylaşacağım. Umarım birilerine faydası olur. Ve faydası olacağını düşündüğünüz kişiler varsa onlara da gönderebilirsiniz. Bana da birisi hangi güzergah diye sorarsa bundan sonra yine bu videoya yönlendireceğim ama cevabını da veririm tabii ki. Sıkıntı değil çünkü bir canlı yayında veya bir videoda aynı soru defalarca sorulmasına rağmen cevabını veriyoruz. Çünkü o kişi aynı kişi olmayabiliyor. Elimizden geldiğince Sıla yolunu çile yolu olmayacak şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir zamanda, başka konularla, başka ülkelerde belki tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.